Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Evet, Ekim ayına giriyoruz ve terazi yeni ayında çok güçlü ve ilginç bir yeni ay doğacak 5 Ekim'de. Evet sevgili Demet, canavar evet. Yeni ay dediğimiz bir yeni ay grubuna giriyor. Zorlu bir yeni ay. Gerçekten arkadaşlarımıza güzel haberler vermek isterdik ama veremiyoruz. Elimizdeki mal bu. Çünkü gerçekte 29 Mart'taki Dolunay, Canavar Dolunay dediğimiz pek çok insanı hayata saran, yani gerçek anlamda çok büyük olaylara sebebiyet veren, ki o Dolunay o kadar büyük olaylara sebebiyet verdi ki Türkiye'nin hem siyasetini hem ekonomisini hem insanların gönüllerini, işte Gezi Parkı olayları oldu, yaralananlar oldu, ölenler oldu, ölen herkese rahmet diliyoruz. Bunun haricinde bireysel anlamda da doğum haritalarında çok ciddi olaylara sebebiyet verdi ve çok yorucu olaylara sebebiyet verdi. Şimdi ne yazık ki 5 Ekim'de terazi burcunda yeni ay var. 11 derece terazi 56 dakikada. Evet. Şimdi tabii ki yeni ayın çözümlemesini yaparım ki bu terazi burcunda gece 3.35'te doğacak bir yeni ay. 3.35'te doğuyor, 3.45'ten itibaren etkisi çok baskınlaşıyor. Uranüs ve Plüton tek karesi var burada. Öncü yeni ay. Öncü yeni ay, öncü yeni ay ne demek? Hızlı demek. Hızlı olaylar, ani yani, başlangıçlar, evet, bitişler. Ani başlangıçlar, ani bitişler anlamına geliyor ve burada en önemli özellik bu çözümleme esnasında bu tek kare açının, bir de Venüs ile Mars'ı kare. Yani şöyle söyleyeyim, yeni yöneticisi Venüs. Mars'a kare. Şimdi burada da bir sorun var. Ne yazık ki Venüs ile Mars, ki Venüs akrep, Mars aslan. Yani ego çatışmaları var. İlişkilerde sorunlar olabilir. Aşkta. Aşkta. Sorunlara sebebiyet verir. Bir de Mars'ın aslan yapısını çok sevmiyorum ben. Hamilelerde bazen erken doğumlara sebebiyet verebilen bir yapısı var Mars'ın aslanda, Venüs karesi. Ama tabii ki bunlar hak ediş, ruhsal hak edişle alakalı. Kişilerin doğum haritasına göre değişik. Şimdi Plüto Satürn kuzey düğüm seksleri var. Bir de kuzey düğümün üzerinde Venüs var. Tabii ki bu kuzey düğüm sekstir Satürn olduğu zaman gene bireysel astrolojik horoskoplarda aşkla alakalı yapıları gösterebiliyor. İşte bazı kişiler evlenebiliyor, bazı kişiler boşanabiliyor, bazı kişiler hayatlarında önemli sevgi ilişkileriyle karşılaşabiliyorlar. Venüsyen etkiler var ama şimdi burada bu aşktır meştil değil, yani bu daha ciddi önce, ciddi bir pozisyon. Bence yeni kadersel hayatı değiştiren olaylar. Hayatı değiştiren, evet, dediğin gibi, çünkü bir de şimdi bu arkasından güneş ay tutulması yaşayacağız. Ya, bu yeni ayın arkasında bir de ay tutulması olacak. Ne yazık ki ay tutulması var 19'unda. 19'unda bu ay tutulması, hemen arkasından da işte 3 Kasım'da bir güneş tutulması var. Evet. 19 Ekim'deki işte Koç burcundaki tutulma gene olumlu diyebiliriz. Yani buradaki işte ilk önce kazaya uğradıktan sonra insanlar 19 Ekim'e kadar olan dönemde, 19 Ekim'den sonra bir 4 Kasım'a kadar bir rahatlama döngüsü var. 3 Kasım diyelim. 3 Kasım'dan sonra gene bir baskı dönemi var. Şimdi arkadaşlar bir şey çok iyi bileceksiniz. İşte gökyüzünde olumlu açılar da var, olumsuz açılar da var. Doğum haritalarında karmik hak edişleri, varoluşlarındaki ruhları alınmış olan bireyleri daha iyi etkilerle de bekliyor diyebiliriz. Ama sığsan, farkındalığın zayıf ise, işte hayatın farkında değilsen, daha beşeri yaşamlar içindeysen, daha manevi yaşamlar içinde değilsen, vay haline diyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Zaten bak, bu gezegen döngülerinin bir özelliği vardır. Bunu ben çeşitli ruhsal hocalarla da çalıştığım zamanda, ki son zamanlarda internette kimlerle çalıştığımı falan da açıklıyorum. İlginç yazılar değil mi? Onlar hatta bazı arkadaşlar kitap yap falan diyorlar. İlginç. Şimdi ne kadar beşeriysen gezegenin etkisi o kadar yüksek. Tabii. Ne kadar farkındalığın yüksekse, ne kadar idrakın yüksekse, ne kadar anlayışın yüksekse, ne kadar bireysel iç komplekslerine, iç karışıklıklarını atlatmışsan, bu gezegen döngüleri seni hafif etkiler. Hatta en ağır gezegen döngüsü bile olumlu etkiler. Evet. Yani bizim bak Grand Cross'larımız vardır, bilirsin. Bu Grand Cross'larda olumlu etkilere sebebiyet verir. Dördü birden kareyken. Bunlar ruhsal döngülerdir. Ama şu anda eğer çok beşeriyse, işte para peşindeyse, aşk peşindeyse, seks bir ayvayı yiyebilir. Zaten Satürn kuzey düğümde bir şekilde karmik etkileri çıkarır. Yani, hak edişleri. Hak ediş. Yani eğer farkındalığı varsa, işte yetimin elindeki simide göz dikmemişse, eğer ne diyeyim, hayatında gerçekten doğru düzgün ve ahlaklı bir şekilde çevresine hizmet etmişse, eğer eşini asla aldatmamışsa,
Eğer yaşamında ekmeğini dürüstçe kazanmışsa o zaman bunu açık aralıklarından korkulacak bir şey yok. Ha bazıları böyle olsa bile nadir buna benzeyen olaylar yaşayabiliyorlar. Onlara da darma diyoruz. Bu hayatta yaşanacak değerler. Hı hı. Dikkat ediyorsan bilinçokulu ekibi olarak daha artık astrolojinin spiritüel, ruhsal ve manevi taraflarıyla ilgileniyoruz. Hı. Yani yarın ne olacak da değil. Onun için ülkemizde astroloji düşüncesine gittikçe daha kaliteli, daha farkındalıklı ve daha idrakli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ne diyorsun başka bu terazi burcu yeni ayı için? En fazla kimleri etkileyecek? Tabii önce grup burçlar dikkatli olmalı. Terazi, koç, oğlak ve yengeç burçlarının ikinci dekan doğumluları en fazla etkiyi alacak. Tabii kişisel haritalarda bu gezegen derecelerinde temas edecek özel yerleşimler varsa onlar da etkileneceklerdir. Ben ülkelere göre bakayım biraz. Tabii, bu Orta Doğu'yu çok etkiler. Türkiye'de çok etkiler. Evet. Türkiye'de siyaseti karıştırır. Piyasalarda bazı karışıklıklar olur. Ekim ayı zaten her zaman Güneydoğu Anadolu'da çatışmaların çok olduğu bir dönemdir. Bizim yani baktığınızda zaten istatistiksel veriler en büyük olaylar hep Mayıs'ta ve Ekim'de olur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde böyle bir yapı vardır. Altı bu çok ciddi çatışmacı bir etki. Yangınlara sebebiyet verebiliyor. İstanbul'da İstanbul'un 29 derecesine düşüyor. Şimdi Marmara bölgesini etkileyen bir döngü bu. İstanbul demeyelim. Marmara bölgesinde beklenmedik yangınlar, beklenmedik işte gemi kazaları, beklenmedik kazalar bunlara sebebiyet verebilecek bir döngü. Bilinçokulundaki öğrencilerimize zaten daha da detaylı bilgiler biliyoruz diyebilirim. Arkadaşlar, Dolunay'da görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.